Merhaba arkadaşlar. Açıkse TV'de Mart 2024 sorularını çözmeye devam ediyoruz. Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 testindeyiz. Buyurun beraberce dalalım sorular arkadaşlar. Bu parça ile ilgili hangisi söylenebilir demiş. Yataktan kalktığımdan beri dilime yapışan saksı kuşu sözünden kurtulamadım bir türlü. Sıcak yaz günde asfalta atılmış sakıza bastığında o tel tel uzayan yapışkanlıktan nasıl kolayca kurtulmazsa insan ben de bu sözcükten kurtulamıyorum. Hani bir anlamı olsa tamam anlamsız bir söz ikilisi. Saksıyla kuşu ne bağladı da birbirine getirip benim tel, dilime taktı bir bir, bir bilsem. Evet arkadaşlar. Bakın toplumsal bir konu değil, bireysel bir konu. Tartışmacı anlatım yok, iç çözümleme yok. Direkt kahraman bakış açısı. Kahramanın kendi konuşmalarını anlattığı bir yazı türü arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacaktır. Geldik gençler ikinci soruya. Sözü edilen sanatçı hangisidir demiş arkadaşlar? Bakalım. Ee, kiralık Konak, Yaban bakın burada direkt gözünüze çarpsın gençler e, fecaat toplumuna katılır. Hikaye, roman, anı, mensur, şiir, deneme, makale, tiyatro ve monografi türlerinde eserler verir. Romanlarındaki tiplerin çoğu dünya, e, iç dünyaları zengin, kötümser düzensizlik kurbanı, törelere, geleneklere bağlı kişilerdir. Servet Fünun etkisiyle ağırlaşan dili milli edebiyat akımını benimsedikten sonra sadeleşir. Kiralık konak ve yaban en ünlü eserleridir. Arkadaşlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet gençler geldik 3. soruya hangisi 19. yüzyılda romantizm akımının etkisiyle tiyatro yazan sanatçılardan değildir demiş arkadaşlar e, Gote Victor Hugo e, Maxim Gorki hocam bunlar 19. yüzyıl sanatçıları yalnız Molière gençler Molière 18. yüzyıl sanatçısı e, cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu ile ilgili hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Bakalım. Özel tiyatroların sayısı artmıştır. Eyvallah. Orhan Sana çağdaş anlamda ilk tiyat özel tiyatroyu kurmuştur. Arkadaşlar ilk özel tiyatroyu Muhsin Ertuğrul kurdu. Muhsin Ertuğrul. Anlaştık mı? Cevabımız Bursa olacaktır. Oyunlara sansür ve denetim uygulanmıştır. Eyvallah. Üniversitelerde tiyatro eğitimi başlamıştır. Eyvallah. Cevabımız Bursa olacaktır gençler bir 5. soruya eleştiri türlerinden hangisine örnektir? Ozan belli bir olayı yaprakların düşünü canlıyı canlıyı yaşanan zaman içinde ele alıyor. Sonra bir başka şeye yer yuvarlağının düşmesine geçiyor. Belli nesnelerin düşüşüyle genel düşüşü duyuruyor bize düşüşü evreselleştiriyor. Düşünce ile görüntü bedenle ruh gibi kaynaşmış, duygu düşünce olarak kavranıyor. Ozan bu olayı bize arkadaşlar direkt ozanı anlatmış, şairi anlatmış. Yani sanatçıya yönelik eleştiri olduğunu görüyoruz burada. Cevabımız Denizli olacaktır. Geldik 6. soruya. Hangisi mülakat türünde kaleme alınan eserlerden değildir arkadaşlar? Mülakat türünde kaleme alınan edebiyatçılarımız konuşuyor. Çukurova yan yana ustalarla konuşmalar bunlar mülakat gençler bilgi sorusu. Başka karşılaşmalar bir denemedir gençler. Bakın bunlar net bilgi soruları. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Kitaplara lütfen o yüzden göz atın diyelim ve Ceyhan'ı işaretleyip devam edelim. Altı çizgi sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş arkadaşlar. Bakalım. Ankara Kızılay Kan Merkezi 57 yılının Nisan ayında kuruldu. Kızılay bir kurumadı arkadaşlar. Büyük harfle eyvallah doğru. Ee, sürücüsüz araçların hareketleri de bilgisayar yazılımlarıyla kontrol edilir. Bilgisayar temiz doğru. Öğretmenlerimiz modern matematik uygulamasının ana ilkelerini de tanıyacaklar ana ilkelerini de tanıyacaklar. Bakalım. Ee, bu binanın iç duvarında yer alan 5 katlı kuş evi oldukça görkemliydi. Arkadaşlar bakın e, kuş evi derken kuş evi derken burada ne yapıyorduk? İkinci sözcüye bakıyorduk arkadaşlar. Bakın unutmayın birleşik sözcüklerde birleşik sözcüklerde ikinci sözcük ele alınır. İkinci sözcük anlamını kaybettiyse bitişik yazılır. Kaybetmezse ayrı yazılır. Şimdi ev ikinci sözcük anlamını kaybetmiş mi arkadaşlar? Kaybetmemiş. O zaman bunun ayrı yazılması lazım. Haliyle cevabımız denizli olacaktır. Geldik noktalama sorusuna arkadaşlar. Bakalım. Dostluğun karın doyurmayacağını söyleyenlere sorarım. Dostluğun ne olduğunu bilmeyen tok insanlar mutluluk getirebilir mi dünyamıza? Bakın arkadaşlar sorarım demiş. O zaman ne yapacağım? Ben buraya bir iki nokta bırakacağım. Doğru mu? Çünkü sordu. Devamını okuduk. Bakın anladık. Sordu. Dostluğun ne olduğunu bilmeyen tok insanlar mutluluk getirebilir mi dünyamıza? Soru sordu. Zaten soracağım. sorarım demişti değil mi? Soru sordu büyük harfle de başladı soru işareti. Başkalarının sırtından geçinen, hak ettiğinden fazlasını biriktiren. Hocam eş görevli sözcük veya sözcük gruplarını ayırmak için de buraya virgül getirir miyim? Biriktiren aç, açgöz, aç gözlülerin dostluğundan hayır gelmez nokta arkadaşlar cümleyi bitirdik nokta cevabımız Adana olacaktır. Geldik gençler dokuzuncu soruya. Anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir demiş bakalım. Hiç kimse yaşanan olayın vehametini anlamıyor, herkes onu suçluyordu. Herkes onu suçluyordu demesi lazımken, e, burada herkes yok arkadaşlar. Eğer buraya herkesi koymazsan şöyle bir anlam çıkar. Hiç kimse yaşanan olayın vehametini anlamıyor, hiç kimse onu suçluyordu gibi bir anlam çıkar. Burada herkes olması lazım. Suçluyordu, yüklem suçlayan kim? Herkes özne. E, özne cümlede yok hocam. Biz buna ne diyoruz? Özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bulutluğu diyoruz. Hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Bakalım. Bilgili kişilerden yararlanmayı, istifade etmeyi pek önemsiyor. Hocam yararlanmak zaten istifa etmek değil, istifade etmek değil mi? Aynı şeyler değil mi zaten arkadaşlar? Bunlardan birini kullanması yetmez mi? Bakın gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu direkt. Doğru mu? Haydi bakalım geldik son soruya. Aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır demiş arkadaşlar. Bakalım. Gemi bir saat kadar dalgalan dalgadan dalgaya sektikten sonra e, Seren'deki gözcü Rodos açıklarında bir deniz savaşı oluyor dedi. Kalita'nın kaptanı 30 yaşlarında bir genç dürbünü gözcünün elinden kaptı. 5-10 saniye baktıktan sonra eyvah geç kaldık dedi. Karşılarını çattı ve bu sefer hemen Rodos'a doğru rota değiştirdi arkadaşlar. Bakın, e, metin bir olayı anlatıyor. Yani öyküleyici bir anlatım arkadaşlar. Öyküleyici anlatımlarda olay vardır. Unutmayalım. Açıklayıcı da olmaz, tartışmacı da olmaz, betimleyici de olmaz. Öyküleyici de bir olay vardır, kişiler vardır. Cevabımız Bursa olacaktır. Peki arkadaşlar, bu testin de sonuna geldik. Başarılar diliyorum.